Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugün arkadaşlar temizlik, iş, güç ve birçok iş. Bu da kış aylarının sevmediğim işlerinden bir tanesi. Zaten pencereyi ister istemez siliyoruz, tertemiz oluyor. Bir yağmur yağıyor. Olduğu gibi ağaçlardaki tozlar, telindeki tozlar hepsi çamur olarak geri geliyor arkadaşlar camlara. Olduğu gibi o da geri berbat oluyor. Ben camlarımı geçen silmiştim. Sildiğimde bakın şöyle nasıl diyeyim size, bakın şöyle hafiften belli oluyor. Çamur, teldeki çamur olduğu gibi. Gerçi onun hepsi camda değil. Telin kirliliği de gözüküyor orada. Şöyle ağaçlarımızda portakallarımız baya bir sararmaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu demirlerini de yıkıyorum ben ama şurada zaten hafiften belli oluyor arkadaşlar şey oldu. Camların kirli olduğu. Yıkıyoruz, temizliyoruz ama yine de berbat oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi zincirlerimiz hazır. Bacamız hazır. Ve sobamızı kuracağız arkadaşlar. Sobamızı her zamanki gibi buraya kuracağız. Ben ortalığı biraz toparlayacağım, süpüreceğim, sileceğim. Zaten halımı temiz geçenlerde serdim. Çok soğuk oluyor diye sermiştim halıyı. Ona da bilenler biliyor zaten. Camları sileceğim. İlk önce perdelerimi çıkarttım. Attım makineye, yıkanıyor onlar. Camlarımı sileceğim. İlk önce sonrasında buraları bir süpürüp ondan sonrasında da arkasından paspastan silip temizliğimizi yapıp sonrasında da sobamızı kuracağız inşallah. Bugünlük videomuz böyle soba kurma işlemiyle olacak arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Sohbetimi beğenenler, nasıl diyeyim, konuşmamı beğenenler hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Şöyle bir tripodumu hemen tutturayım ve şu şekilde camlarımızı silmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle biraz bu tripod lambalı tripod olduğu için arkadaşlar ben biraz kullanırken zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum derseniz böyle hiç daha önce bu şekilde tripod kullanmadım. Öbür tripoddan vardı biliyorsunuz zaten. Onu da şöyle. Onu da zaten kırıldı. Kırıldığı için şey yapamadım. Arkadaşlar şöyle cam temizleyici kovanın içine biraz ilaç koydum. Bir ayrı bez kullanacağım. Bir de ayrıyeten kurulamak için bez kullanacağım. Bu bezler mikrofiber beziymiş arkadaşlar. Şöyle kenarında bakın asma şeyleri de var şöyle. Şuradan asacağım arkadaşlar böyle kuruması için. Çok güzel, çok övdüler. Ben de bir denemek için aldım. Bir şeyde indirime girmişti. İndirime girdiği için biz de bir deneme amaçlı aldık arkadaşlar. İlk önce şu camımı şöyle açayım. Şunu da açayım. Bakın telin kiri belli arkadaşlar. İlk önce şu ortayı sileceğim arkadaşlar. Video çekecek kimse kalmadı. Mustafa çalışıyor. Abdullah da çalışıyor. Onun için Rümeysa da mutfakta uğraşıyor. O da bulaşığı falan yıkıyor. İç kısmı kirli değil arkadaşlar. İç kısmını hemen hemen mesela tozla alırken şöyle bir kabasını alıyordum. Dışarıdaki yağmur yağdığından böyle oldu. Bakalım bu bez iz bırakacak mı? Bu bez iz bırakmıyormuş ama inşallah dediği gibidir. Camları ilaçsız da silebilirmişim bununla. Bakalım nasıl olacak. Eğer hoşuma giderse takip edeceğim. Kampanyaya yine girerse bir tane daha alacağım. Çünkü bizim ev çok toz oluyor arkadaşlar. Çatılı olduğu için en ufak bir rüzgarda veyahut da şeyde hemen tozlanıyor. Bir de şimdi soba yanacak. Daha
şey olacak, berbat olacak. Vallahi arkadaşlar, hani sen seni övme el övsün derler ya, gerçekten bez çok güzel arkadaşlar. Vallahi canı kırıl kırıl etti. Dilerseniz uygulama, isim vermeyeceğim reklam olmasın diye, uygulamada gerçekten bu geçen indirime düşmüştü. Nasıl indirime düştüğünü gördünüz dersen, ben de bazen böyle bir şeye çok baktığım zaman da ben genelde iplere bakıyorum, indirim var mı yok mu diye. Hani örgü kanalım için bu yumuşak bebek yünlerinden modeller daha güzel çıkıyor. Onun için orada bakarken tesadüfen bunlara da göz atabilirsin diye karşına çıkıyor, en çok satılanlar diye. Bu tesadüfen karşıma çıktı. Bir baktım, normal şeyinden, fiyatından bayağı bir indirimde. Ben bunu biri linkini eklemişti. Benim bir takip ettiğim bir bayan var, Instagram'da linkini eklemişti. O zaman baktığımda çok pahalıydı. Ama bunu ben onun yarısını aldım diyebilirim yani. 3 tane paketin içinde, üçlü olarak. Bayağı dediğim gibi uzun. Şöyle uzunluğunu da göstereyim. Şuradan şöyle uzun. Gerçekten çok güzel. Yeri de böyle, ne naylon var ne bir şey var. Naylon olsaydı bu camı böyle temiz yapmazdı. Onun için oradan bakıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Mikrofiber olarak geçiyor bu ya. Ya isim de var da şimdi reklama geçer diye ismini söylemek istemiyorum. Şimdi Instagram olsa Instagram'da ismini söyleyebiliyorsun. Çünkü orada reklam amaçlı şey yaptığın için. Arkadaşlar bir de soru soracağım size. Tavşanlar kaç ayda veyahut da kaç günde, kaç senede bir doğurur? Ben Google'dan baktım, tavşanlar senede 7 kere doğuruyormuş arkadaşlar. Bizim kedi, geçen Mustafa'yla biz bir yere gittik arkadaşlar. Akşamdı böyle, hava kararmıştı yani. Ondan sonra hava karardı, daha yemek falan yememiştik, akşam yemeği falan yememiştik. Ondan sonra neyse, oradan gelirken bir baktık bizim kedi bizim bahçeden diğer tarafa atladı. Atladı. Ondan sonra baktık ağzında bir şey sallanıyor. Ağzında ne sallanıyor dedim, ben Mustafa'ya dedim bu ne yakalamış oğlum dedim. Söylemese hep cardını zannettim ağzındakini. Ondan sonra neyse bir baktık Mustafa koştu hemen yan tarafta arsada. Koştu yakaladı. Ağzındakini kovaladı aldı. Bir baktık tavşan yavrusu. Bundan bir 15 gün, 10 gün önceydi işte, yağmurların yağdığındaydı. 10 gün önce de Mustafa dedi ki ne? Baba dedi, bizim tavşanları dedi doğurmuş mu acaba dedi. Dedi ben dedi kedinin ağzında dedi beyaz tavşan yavrusu buldum dedi. Ondan sonra o dedi ki ne? Yok dedi oğlum dedi doğurmaz daha dedi bunlar dedi. Biz bilemedik tabii ki, hani hiç daha önce tavşan beslemediğimiz için. Ondan sonra neyse bir baktık. Ay arkadaşlar, aha şuncacık bir şey. Yavru aynı kendi renginden, kahverengili beyazdı. Arkadaşlar nereden yakaladı, nereden buldu, nereden getirdi bilmiyor. Daha sonra baktık zavallı, gözleri öyle açık. Ondan sonra artık Mustafa elinden aldı zar zor. Baktık tavşanı getirdi, önüne koydu yavruyu. Tavşanın önüne koydu Mustafa. Baktık yalamaya başladı. Arkayı deşiyor arkadaşlar. Arka deşili ama arka bir bak kapalı, bir bakıyorum açık. Mustafa gitti gece ışıldakla baktı, şeyle baktı, lambayla baktılar, yok. Gündüzleri açık, şu anda açık. Ama şöyle ışık. Gündüzleri açık, akşamları kapalı. Biz geçen buna baktık arkadaşlar. Mustafa elini uzattı. Eli bayağı ileriye gitti. İleride bayağı deşmiş. Artık oradan emziriyor mu veyahut da bu oraya doğurdu da haberi, bizim haberimiz mi yok bilmiyorum. Çünkü geçen yağmur yağdığında bunlar yağmurun altında kalmışlar. Yağmurun altında kalınca ben de tuttum bunları. Mustafa geldi. O yağmurda yavrucağızım ıslanıyorlar. Baktık büzüşmüşler böyle, şu yan tarafta cam vardı, camın altına girmişler. Oraya yağmur vurmuyor diye. Ondan sonra baktık Mustafa'm zavallı, çağırdım dedim oğlum gel bunları yakala, ben yakalayamam dedim. O Mustafa biliyor, kulağından yakalamak lazımmış onu.
Yoksa öbür türlü tuttu mu cırmalıyor, şey yapıyor, kaçıyor. Mustafa kulaklarından tuttu. Küçük kümes var, cücüğün kaldığı yer. Oraya koyduk. Bunlar sabaha kadar orada kaldılar, yağmurda şey olmasın diye. Sabah neyse kalktım ben, tavukları açarken onların kümesini de açtım. Bir tanesi çıktı. Arkasından da öbürü çıktı. O zaten ilki çıkan hemen koşarak arkaya gitti. Hiç akıl etmedim o zaman. Eğer bilseydim ben öyle bir şey olduğunu takip ederdim. Veyahut da şuradan pencereden bakardım. Zaten buradan gözüküyor. Çünkü onun altında şey oldu. Yuva oldu belli yani. Hiç akıl etmedik arkadaşlar onu. Bilmiyorum artık nasıl şey yaparak. Bu ara öldürmüş yani kedi. Anlayacağınız. Zaten kedi de hamile. Yavruları gitti. Bu yavruları doğuruyor arkadaşlar. Belli bir zamana kadar bakıyor. Farkındaysanız zaten yazın buradaydı. Biz dışarıda böyle ağızlara ayrılıyor diye ne yaptık? Getirdik içeride. İçeride şey yaptık. Klima çalışıyor diye onları içeriye getirdik. Vicdanımız el vermedi. Ondan sonra baktık. Bunlar bayağı büyüdüler. Gördüğünüz gibi zaten görüyordunuz. Kırıntı falan şey yapıyorduk, veriyorduk. Harçlıyorduk, veriyorduk. Ondan sonra yavrular gitti. Bugüne hamile. Bunu herhalde gene getirecek. Buraya doğuracak. Bizim başımıza bırakıp gidecek. Bırakması bir şey değil. Ben bakmakta zorsunlar ama içeriye girmelerinden gıcık kapıyorum. Çünkü tüyünden huylanıyorum ben. Kedi dediğin, hayvan dediğin dışarıda olur. Tavşanlar niye girmiyor içeriye? Ben baktım arkadaşlar, bu tavşan yuvasını mesela biri keşfettiği zaman yuvasını, diyelim ki ben keşfettim onun yuvasını, gittim baktım yuvayı dağıtırmış. Artık o yavrular da orada heder mi oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Ne oluyorsa yani yuvayı dağıtırmış. Google'da öyle diyor. Zaten bir şey oldu mu hemen Google'a soruyor. Benim bildiğim kadarıyla yani Google'a sordum ben. Yılda 7 kere doğum yapıyormuş bu tavşanlar. Elinden zorundan aldı Mustafa o günü. Öylelikle. Artık onda ne yaptı? Yavrucağızım yan tarafta az ileride. Kürekle deşti iyice. Yavruyu kömdü. Orada da diyor ki ne, hadi Allah rahmet eylesin diye. Anne diyor bunun diyor başı diyor kıbleye mi gelecek yoksa diyor rastgele mi diyor. Ben de dedim oğlum o hayvan dedim rastgele gömebilirsin dedim. O biraz imamlık şeyinde o zaman lisede işte staj gördü arkadaşlar. Staj gördüğü sırada bu virüs çıkınca çocukcağızın stajı yarım kaldı. Yoksa öğretmenleri bunları her hafta alıyordu. Köylere götürüyorlardı. Camilere, cuma günleri köylere götürüp köyde namaz kıldırıyorlardı. Oradaki cemaate. Bunların stajı oydu. Mustafa'm gitti, gitti, gitti. Birkaç kere Abdullah'ın okuluna gitti. Ondan sonra şeye gitti. Bir köye götürdüler. Arkadaşıyla beraber. Köye gitti. Orada da köyde de yaptı geldi. Ondan sonra geri Mustafa şey Abdullah'ın okuluna gittiler. Abdullah'ın okuluna gittiğinde müdür demiş. Abdullah'ın müdürü. Mustafa demiş biraz daha kendini geliştirmen lazım demiş. Eksiklerin var demiş. O da tamam hocam dedi. Ezberlerle falan çalıştı çocuk. 15 tatil girdi. 15 tatilden sonra işte bir köye gideceklerdi. Oraya Mustafa çok hevesleniyordu o köye gideceği için. Orada işte virüs çıkınca çocuğun stajda yarım kalmış oldu. Ondan sonra da zaten okul olmadı. Okul olmayınca öyle şey yaptı. Zavallım evde çalışamadı. Nasıl çalışamadı derken biraz da kendinden kaynaklandı tabii. Şöyle, çünkü sınava gitti geldi. İlk günü nasıl geçti oğlum dedim. İyi anne dedi. İkinci günü geldi çocuk dedi anne vallahi dedi kalem kıpırdatamadım dedi. Niye dedim? Hiç dedi görmediğimiz dedi sorular dedi. Şey oldu dedi denk geldi dedi. Çıktı dedi. Onun için dedi kalem kıpırdatamadım dedi. Hayırlısı olsun dedi. Tabi bir senesi boşa gitti ama
hayırlısı olsun, ne yapalım. Korkuyorum arkadaşlar. Onun da yazıları var. Çalışırsa ümitli çıkıyor. Çalışmazsa korkuyor da düşük çıkar diye. Ama Allah'tan gayret ediyor. Okuyor yani. Okursa okutacağız. Bir süre hemen azıcık su getir de kızım. Şuraya pencere köpüklü kaldı. Onu döküm de. Arkadaşlar benim sohbetim böyle. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Cam silerken iyi güzel sohbet ettik. Şimdi sıra geldi. İçeriği süpürüp ve sobamızı kurmaya inşallah. Borları yeni aldık kuyu arkadaşlar. Dur bakayım nasıl olursa. Sobayı getirdik kurduk şuraya. Sildik elini yüzünü iyice. Şurası da kavlamış ya. Hepsi kavlamış. Çito, çito, duy beni çito. Bana para mara yok. Bizim geçen seneki borular arkadaşlar çatlama falan olmuştu. O şu ek yerlerinden dumanlar çıkıyordu. Akma yapıyordu bir de. Geçen sene kanepemin üstüne o mavi kanepe buradaydı. Kenarına falan hep damlayıktı. Damlayıktı mı? Damlamıştı. Arkadaşlar boruların ek yerlerini aynı yere getiriyorum. He. Vallahi yavrum bu. O da iyi değilmiş ama. Vallahi bu aynı şeyin borusunda bir farkı yok. Eski borular falan buna daha sağlamdı. Zorla girdi ama oynamıyor. Onların yani eskiden neyi boru satıyorlardı onlar güzel satıyorlar. Baksana hep yamuk yumuk arkadaşlar. Bakın hele şuna bir de bundan para alacaklar şimdi. Lan çito. Videoyu seyrettim sana para mı arıyor çito? Avrada izliyor. İzlersin. Urfalı, kocana söyle. Bari bizi kandırdı, başkasını kandırmasın. Böyle uzunlukta. Bitti. Buna herhalde yarım gelir can. Yok, bir tane yok. Atalım, bir tane dışarı vereceğim. Arkadaşlar eşim yağ sürmüş kuyuya pasını almak için. O da yağ da hiç iyi olmamış. İnanın var ya şu alt taraflarına da yağ sürmüş. Ay böyle cifliye 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 cifnen yağ sökücüyle sile sile zorla içinde üstündeki yağları şatın bez kaynıyordu üstünde. Yapış yapış olmuş yağlar. Rümeysa! Lan bulmuşum beni bir be. Bismillah. Gel kızım. Gelmesine gerek yok. Yok mu? İyi hadi bakayım. Pat 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 düşersin şimdi. Ha gayret, ha gayret. Yarısı mı gidecek onun dışarı? Yok canım, ne giderse buraya alacağız sıfır. Valla arkadaşlar bu soba kurmasını hiç sevmiyorum. Bir hadi bunu kuruyorsun gene bir şekilde. Hadi kurdun diyorsun kurtuyorsun. Bir de var ya bunu temizlemesi o da ayrı bir dert. Temizlemesi zor. Benim borular denk gelmiyor. Kimisi bazen şey oluyor. Ama kışın da ısınması çok güzel oluyor. Çünkü klima veyahut da doğalgazla bu bir şöyle bir şey var. Doğalgazın bir özelliği var. Evin her tarafı aynı ısıda oluyor. Bizimki mesela sadece burada evet. Soba yanıyor. Gaz parası çok geliyor. Diğer tarafta mesela soba yanmıyor. Ne oluyor? Soğuk. Dışarı çıktı ha. Ya çıktı ha. Ben o eski şey. Hmm.
Aa, burada. Şey, eski dağılı ya. Kaymış ya biraz. Dirsek dışarı çıkmış komple. Portakallarımız da böyle oldu arkadaşlar. Limonlarımız, portakallarımız sarardı ya. Aa, gitmiş. Vallahi adam içeriye girik herhalde. Adam içeriye girik herhalde. Tavşan. Aa, yuvası orada. Az önce ben cam silerken açıktı yuvası. Şimdi kapatmış. İçine mi girdi acaba kendi de? Burada da bir tane portakal düşmüş. Eşim almış getirmiş. Şu arka tarafı mandalina mı? Şöyle köpükten kalmış, buraları yıkadıydım. İşte. Tavşan yuvayı kapatmış. Şimdi şöyle. Komple ağzını kapadık. Bunlar da eski borularımız arkadaşlar. Şu biraz kirli herhalde. Üstüne silahsın, yıkadım canım. Hmm. Şöyle şapmanı azıcık kısarttık. Bir işte ben kantarım ya. Olması lazım. Dur bakalım. Şurada kavlamış iyice. Şimdi bakayım, engin mi? Oraya alsaydık iyi olurdu. Yok, iyi oldu. Biraz engin gibi oldu hocam. O zaman o şu yarımın büyüğü var ya, onu çıkartacaksın, tüm dakacaksın o zaman oraya. Ha, öyle. O zaman çok yüksek olur. İçine girdiğini düşün bir de. Girdiş daha. E tamam. Bakacağım, bakalım, bakalım. E böyle mi kalacak abi, şimdi? Tabii, düşsek. Onu ayağına kaldıracağız. Neyse şunu bir şöyle bir ayarlayayım. Şeyini kaldıracağız. Altını? Oy anam, oy. Ocattınız beni ya. He he. Attım aşağı kadar. Öyle akma da olmaz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yok. Bir şey olmaz, böyle kalsın ya. Bu ne puslanıyor ya? He? Puslanma yapıyor, ben lambadan mı nedense herhalde. Arkadaşlar ben şu odunu almaya gittim karşıya fırına. Eşimde attı. Ve Mehmet abiden bir tane dedim, takoz lazım. Dedim, al götür arkadan dedim. Mustafa ile gittik seçtik bunu. Tam uyar dedim. Gel dedim, yapmış altına. Parke koydum arkadaşlar. Parke taşından koymuş şöyle. Nasılsa bir ay sonra gel sökeceğiz nasılsa. Niye? Yok, şey için ya, anlamadın. Temizlik işi yani. Ya arkadaşlar ben dedim ki işte bir yarım bir çeyrek dedim. Yani bunun bir uzun oluyor şöyle, 10 santim. Hepsini büyük getirmiş, sağ olsun. Ondan dolayı da... Ama ben giderim İshak abiden bir tane yarım. Ya o değil, ben de yine alırım, o değil. Ondan dolayı da ne oldu? Hacı baba da diyor ki, sabahtan beri diyor, senin videolarını izliyorum diyor. Ben de çıkmışım diyor, zeytin toplarken diyor. Masal sağa sola gitmesin. Bir de bantlarık şimdi. Arkadaşlar bantlamazsa olmaz. Çünkü şuradan çıkıyor ha. Nereden? Arkadan. Bantlamazsa olmuyor çünkü. Damlama falan yapabilir. Ha, oldu, elin olduğu yerden bak. Ha. Ya ne diyeyim işte biz. Gevşek borular lıngır lıngır oynuyor. Ha. Koya yeni aldık yani şey olsun diye. He. Hiç alakası yok. Bunlar öbürünki geçen seneki birbirine girmiyor. Bu yalama gibi, affedersin. Mustafa bir tane şey aldı, bant aldı. O şey güzel duruyor.
Bak şimdi ne oldu? Ondan şey yapacağız. Görüyor musun? İp gibi. Vallahi bu soba insanı yoruyor ya. Aslında ben aklıma ne geliyor biliyor musun? Aslında şu boru yok mu orada? Böyle uzun uzun boru yapar. Bunlar şey de vardı. 1,5 metreli de vardı aslında. Ondan bulsa. Gül abla gelin, kulağı çınlasın. Şu şeydeki evin, şu taraftaki evler yok mu? Orada arkadaşlar ne güzel. İki tane boru yukarı çıkıyordu. İki ama, tane de, bir tane miydi? He, bir tane de şeye çıkıyordu. Yavrum, o zaman ne oluyor? Bacaya çıkıyor. O zaman ne oluyor? Ateşi solmuyor, dışarı veriyor. Şimdi bunda ne? Boru içeri daha fazla sürüyor yani arkadaşlar. Hmm. Ondan dolayı, yoksa şey değil yani. Teli de yıkadım arkadaşlar. Tel de tertemiz oldu. Dışarı pırpırını da akarım. Sobamızı kurduk arkadaşlar. Şimdi bunu bir yakarım. İç tutacak mı, tutmayacak mı? Borulara bir bakarız. Şunlar da şurada kaldı. Şuraya aşağı sakıyor, onu ayaralım mı? Bir de burayı süpürürüm. Ondan sonra yemek derdine düş. Yok, yani ben şöyle söyleyeyim, gerçekten bu borular hoşuma gitmez. Önceki borular daha bunların, eşim doğru söylüyor arkadaşlar. Bunların önceki sattıkları boru sağlamdı böyle. Hiç bükülmüyordu. Ha, hala kulağım. Ha bak. Ha, bak ama bunlar oldu, işte. He. Sene, hiç 15 sene oldu bir şey olmuyordu. Ama bu seferki getirdikleri boru hiç iyi değilmiş yine de. Ama sobamızı kurduk arkadaşlar. Vallahi 2-3 günden beri klimayı çalıştırıyor. Akşamları soğuk oluyor. Klimayı çalıştırıyor. Ama hiç klima çalışıyor ama şey yok. Ne onun adı? İçeri ısınmıyor. Biz alışmışız sobanın ısısına. Her yerde millet sobasını kurdu. Biz daha kuramadık. Burayı bir süpürürüm arkadaşlar geri. Çünkü şuralara is falan dökülmüş. Bir tane de burada dirseğim örtü var. Ceketlerimi örtü örteceğim çünkü kış geldi. Örtü örtmezsem çok kirlenir. Bu örtülerine bakacağım. Örtü yapışır mı yapışmaz mı onu bilmiyorum da şurada Abdullah'ın bir kötü köresi çakmağı vardı. Dışarıda kullanırken bana veriyordu anne, şey yap diye, kullan diye. Bir de arkadaşlar çok arkadaşımız diyor ki ne ses çok az geliyor diye, birkaç kişi yazmışlar yorumda ses çok az geliyor diye. Arkadaşlar ister istemez ses az gelebilir. Niye? Çünkü tripod geride kalıyor. Biz ileride oluyoruz. Onun için ses az gelmiş olabilir. Bunu da buradan belirteyim. Yani seste kısma falan yapmıyorum ben. Çünkü bir de evin içinde olduğundan dolayı yankı yapıyor. Onun için kısma falan şey yapmıyorum ben. Şöyle. Şimdi bunun için 2-3 tane de odun atarım. Eğer fazla yakabilirsem biraz bir kek çırparım, içine koyarız. Güzelce akşam çayımızın yanında yeriz inşallah. Can, ne? Tavşanlar nerede? Tavşanlar yok. Tavşanlar yok. Tavşanların yuvası da kapalı. Yüzey içeri girdi o. Bak kapalı. Yüzey içeri girdi. Al yakından göster. Piyasada yok. Evet arkadaşlar. Tavşanların yuvası olma göstermiş. Aha bura işte. Meyvelerinizi de göstersene. Bak bazen hafif açık var bak. Herhalde içine giriyor. Emdiğini girip çıkıyor bak. Evet. Kapatıyor yani. Yoklar çünkü ikisi de yok bak meydanda. Aa bak belli bak. Ne olmuş bak, buna toprağı görüyor musun? Bak yeni değişmiş. Yani bu tarafa atmışlar yani. İşte. Şöyle acaba emdi de emzirdi de kapattı mı? Evet bunlar Kıbrıs mandalini. Güzel bol sulu eşki. Bunlar portakallarımız olmaya başladı. Ben şimdi bu sağ şeyi takacağım. Neydi adını sen söyle. Pırpırik. Bunlar Antalya. Antalya Washington portakalımız. Bunu Abdullah'ın kibresi o zaman getirmişti arkadaşlar. Ve ektim böyle işte. Bu sene maşallah tam verdi. Çekirdeksiz sulu.
sana daha çok vermiş. Yok yine iyi maşallah yani. Ve bu da maşallah limonlarımız bu sene gerçekten bu sene tam verdi yani. Maşallah. Aptal göster tavşanı kemirdiği yer. Arkadaşlar burayı kemirdi. Ben de Abdullah'a bez sardırdım ektimale karşı bir de fazla şeyimiz. Kabuğunu yemiş yani. Vallahi her türlü acı macı demirler ne bulursa yiyorlar yani. Ben de anlamadım. Evet şu anda narlarımız toplamak üzere. Hep dökülmüş. Kuştan yedikleri. Maşallah narlarımız. İşte toplayacağız bunları da. Böyle arkadaşlar. Limonlarımız. Portakallarımız. Arkadaşlar şu anda ben dışarıdayım. Soba maceramız böyle bitmiş bakalım, oldu. Şey, şu dalı versene vurduk. Canım. Bitti. Şu dalı versene dalı. Şuradan geleyim. Hangi dalı? Hangisini? Ben. Şunu mu? Ver öbürünü. Şunu mu? Evet. Geldin mi? Emre oğlum geldi. Baba. Beklesin 2 dakika. 2 dakika beklesin diyor oğlum. Aman kızım baban. Canlarımızla böyle sildik. Tellerini de yıkadım arkadaşlar. Temiz olsun diye. Yağmur yağdığında içeriye şey olmasın diye. Çamur gitmesin diye canlara. Şey olmasın diye. Telebanka diyor ya. Oldu mu şimdi? Bitti mi? Ay ha. Emin abi diyorum, Halit diyorum dışarıda pırpırık takıyor dedim. Pırpırık ne diyor. Urfa Allah'ın bilmez diye. Ben dedim sobayı kuruyor dedim. Halit dışarıda pırpır takıyor dedim. Neyse burada kalsın da yavrum bunlar. Tavşanlar yine buna yiyor. He burada kalsın da yesinler bari. Şurada şey vardı, hurma vardı. Hurma kökü kalmış şurada baksana. Evet, baharat hurması vardı. Baharat hurması vardı, kökü kaybolmuş. Çok üzüldüm çok. Kökü kalmış, yuvaları da orada zaten. Neyse bak bakayım ileride eğer büyürlerse tavşanların yavruları ölmeden tabii ki şey olur. Ben şunları şey olsun da. Şunu da alayım. Yok tamam üzerinde. Yok. Bunları gene şey yapacağım da bakma bu seferlik. Şu aslında şu şuradakini de meyve var, meyve şimdi bak ne şu. Onda meyve yok. Bak şunu keseceğim. Ya dur sonra çabuk devam. Su sadece kaldı. Duvara dayasana zahmet. Yine alalım oğlum iş yapmamız lazım. Sadece kaldı değil mi duvara dayı? Dikine daya. Heh. Şöyle mi? Heh, dikine daya. Biraz dik. Ayağı altı altına altına çek sana doğru. Heh, düşmesin. Geldiniz mi lan? Geliyorlar gidiyorlar. Yavrum bu nallar toplanması lazım. Hmm. Açıkladı o. Tamam tamam. Dökülüyor çünkü. Bu portakalımız arkadaşlar. Eşim de az önce gösterdi ama ben yine de göstereyim dedim. Bakın. Böyle. Şöyle. Bunlar kurban oldum Allah. Ne kadar güzel meyveler vermiş bizlere. Nar, şey limonumuz da böyle. Arkadaşlar. Ha burada dolanıyor böyle. Narlarımız biraz dökülmüş arkadaşlar. Bunlar fazlalık herhalde. Fazla yettiğinden dolayı dökülmüşler. Ama üstündekiler çok güzel. Şöyle bir bakın. Toplanacak bunlar. Toplayacağız da artık yarın herhalde Mustafa izinli olur. Evde olur. O zaman artık toplarız. Çünkü ben çıkamam. Eşim de bacağından dolayı çıkamaz. Aslında 2-3 tane alsak akşam yerdik. Neyse arkadaşlar. Bizim bugün soba maceramız böyle bitmiş oldu. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. O da orada arkadaşlar. Arkasını dönmüş. O da orada. Şunda kim atıksa oraya götürüyor.